ev du salın ben avber ji kontara cudi u derdora hamu besta cudi u gabar darbrandın tekiren lehber habun u vina gele kurt çanda gele kurt xwazaya gele kurt bu politikaya ki ji komara. Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi adı altında yasaklı olan bölgelerdeki ormanlık alanlar güvenlik gerekçesiyle yok ediliyor. 2019 yılında Cudi Dağı'nda başlayan ağaç kıyımı Besta bölgesinde sürdürülüyor. Günlük 1000 ila 1200 ton arasında ağaç kesiliyor. Rakamlara göre 2 yıl içerisinde bu bölgede 500 bin tona yakın ağaç kesildi. Korucular ağaç kesiminin yapılacağı arazilerin sahiplerine bir traktör odun karşılığında 300-400 Türk lirası teklif ediyor. Arazi sahiplerinin teklifi kabul edip etmemeleri hiçbir şeyi değiştirmiyor. Teklifi reddedenlerin ağaçları da korucular tarafından kesiliyor. Kesilen ağaçlar traktörlerle taşınıyor, büyük bir alanda toplanıyor, daha sonra kamyon ve tırlara yükleniyor. Korucular odunların tonunu 1750 Türk lirasına satıyor. Nakliyenin alıcıya ait olması halinde bu fiyat 1250 TL'ye düşürülüyor. Kıyımı ormanlık alanların rehabilite edilmesi, tıraşlama ve seyretme çalışmaları olarak savunan Orman İl Müdürlüğü de her bir kamyon için 5000 TL fiş kesiyor. Kıyım Korucubaşı Hazım Babat'ın yakın akrabaları tarafından organize ediliyor. Rantın geliri ise bu kişilerin hesabına yatırılıyor. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Şubat 2021-Eylül 2021 tarihleri arasında Şırnak'ta orman alanlarında %8'lik bir küçülme oldu. Aslında bu doğa kıyımı her ne kadar son dönemlerde çok kamuoyunun bilgisine yansımış ise de esasında bizim 2 yıllık buna ilişkin bir mücadelemiz var. Yani ilk başta biz aslında seçilir seçilmez buna dair özellikle maden ocaklarının doğada yaratmış olduğu tahribata ilişkin biz bir çalışma yürüttük ve bir raporlama çalışmasını biz kamuoyuna duyurmuştuk. Yani oradaki maden ocaklarının bölgedeki doğaya, ekolojiye, bölgede onlarca köyü besleyen akarsuya, Nerdüş Çayı'na vermiş olduğu tahribata ilişkin biz kapsamlı bir çalışma yürütmüştük. Bu çalışmanın neticesinde de işte ilgili yerlere suç durularında bulunmak, idari başvurular yapmaya ilişkin çeşitli farklı girişimlerde bulunmuştuk ve kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağırmıştık. Aslında yoğunlaşmamızı özellikle bu maden ocaklarının vermiş olduğu tahribata ilişkin bir yoğunlaşma yaratmışken ondan sonra özellikle aslında 30-40 yıldan beridir bölgedeki özellikle Şırnak bölgesindeki ağaç talanı, ağaç katliamı son dönemde artmasıyla beraber ciddi anlamda biz artık buna yöneldik ve buna ilişkin çalışmalar yaptık. Tabii bu çalışmaları yürütürken maalesef çoğu zaman zorlandık. Şu anlamda yani biz resmi mercilerden, baromuz adına bir sivil toplum örgütü olarak yapmış olduğumuz başvurulardan hiçbir şekilde sonuç alamadık. Yani gerek yazılı gerekse sözlü hani görüşme noktasında yapmış olduğumuz taleplere hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Biz de aslında biraz da o alana yoğunlaştık. Özellikle bu orman tahribatının artık had safhaya ulaşması, çok pervasızca yapılması yasada, orman kanununda ki orman kanunu aslında çok ilerici bir yasa. Yani kesilen ormanların yerine yeni ağaçların eklenmesi, fidanların dikilmesi, o bölgenin rehabilite edilmesi tarzında bir yasal zorunluluk var. Fakat bu yasal sürecin hiçbir şekilde uyulmadan pervasız bir şekilde bölgedeki kimi güç odaklarıyla beraber bölgede ciddi anlamda bir orman kıyımının yaşandığını biz tespit ettik. Bu sonrasında işte suç duyurularında bulunduk. İdari başvurular yaptık ve buna ilişkin aslında bu alanda özellikle doğa alanda, ekoloji alanında bölgenin habitatının bu anlamda bozulmaması için faaliyet yürüten yani tüm Türkiye genelinde hatta ulusal ve uluslararası alanda faaliyet yürüten kurumlarla biz irtibata geçtik. Yazılı başvurularda bulunduk ve çoğu kurumdan maalesef bugüne kadar herhangi bir dönüş alamadık. Hepinizin de bildiği gibi aslında basına da yansıdı o süreç. Greenpeace'in bize vermiş olduğu bir cevap vardı. Bizim ilgi alanımız dışındadır. Tabii bu bizi açıkçası demoralize etti. Şu anlamda demoralize etti. Yani ülkenin belli bir yerinde ciddi anlamda herhangi bir ağaç katliamı, kıyımı söz konusu olduğu zaman gelişen tepki
maalesef Şırnak bölgesinde olunca veya Şırnak bölgesindeki bir sivil toplum örgütünden bu çağrı gelince maalesef gözler kör, kulaklar sağır olabiliyor. Biz buna ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Yani biz çünkü şunu biliyoruz, eğer bu şekilde ağaç kıyımı, ağaç katliamı devam ederse ortalama bir insanın birkaç yıl içerisinde ortalama bir insanın asgari bir şekilde yaşamını idame ettirebileceği bir ortamın, bir coğrafyanın kalamayacağının biz farkındayız. Dolayısıyla kendimiz için, buradaki insanlarımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için bu mücadeleyi sonuna kadar biz yürüteceğiz, yürütmeye de devam edeceğiz. Biz tüm yasal prosedürlerini yerine getirdikten sonra artık uluslararası mercilere de bu konuda başvurarak bu ağaç katliamının son bulması için gerekli tüm yasal girişimlerde de bulunacağız. Bu anladığımız kadarıyla bu, işte az önce de değinmiş olduğum, aslında Orman Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen yasal prosedür hiçbir şekilde uyulmamış. Herhangi bir ihaleye verilmemiş. Yani o bölgedeki güç odakları tarafından ve bizce bu işin yürütücüsü olan bir takım kesimlerle beraber ortaklaşa bir şekilde aslında güvenlik gerekçesiyle belli bir alan ağaçsız bırakılıyor. Belli noktalarda mesela şu da bize söylendi. Orası işte Şırnak-Van yolu yapılıyor. Şırnak-Van yolu için ağaçsızlandırma durumu söz konusu olabilir. Halbuki böyle bir durum da değil. Yani Şırnak-Van yolu üzerinde olmayan, Şırnak-Van yoluyla alakası olmayan kesimlerde de ciddi anlamda bu tarz ağaç kesimlerinin yapıldığı bize söylendi. Dolayısıyla herhangi bir prosedüre, usule, yasaya uyulmadığı için mesela belli bir bölgenin ağaçsızlandırılması istenmesine rağmen, fakat biz bakıyoruz ki o coğrafyanın tümü, o bölgenin tümü birileri tarafından, bizce yerel, o bölgedeki yerel kimi güç odakları tarafından kesiliyor ve kesilmeye de devam ediliyor. Tek istediğimiz şu, yani Türkiye'nin belli yerlerinde şu an Bodrum'daki Cennet Koyu'ndan bahsediliyor, işte Kaz Dağları'nın ağaçsızlandırılmasından bahsediyor, oradaki tahribat. Tabii ki oradaki tahribata da duyarlı olmak lazım ama hani orada yaratılmış olan bu tahribat ne kadar ses getiriliyorsa, Şırnak'ta da aslında uzunca bir süreden beri devam eden bu tahribata ilişkinde ciddi anlamda bir kamuoyunun oluşturulması ve bu tahribatı, aslında bölgenin insansızlaştırılmasını ileride sağlayabilecek olan bu tahribata herkesin dur demesini bekliyoruz. Köylülerin de, vatandaşların da bize yapmış olduğu başvurular vardı. Kendilerinin yapmış olduğu kimi başvurular vardı. Biz bu prosedür içerisinde mesela onlara da hukuki yardımda bulunmak üzere çağrıda bulunduk. Burada da çağrıda bulunuyoruz. Çünkü onların özel mülkiyeti, dolayısıyla onların özel mülkiyeti, onların tasarrufu altında olan alanların, ağaçların, ormanların, taşınmaz mallarının bu şekilde pervasızca yok edilmesine onlar da ciddi anlamda tepkiler. Biz de yasal süreci onlar adına da başlatmak adına onlara hukuki destekte bulunacağımız bilgisini verdik. Məbəri dar ceylə batıya dağını, Bursa, Çanakkale, Cua ilana dağını dar bağı bu, zəf girandı bulma. Ama emniyat yeri Şırnak'a da daratının pişki uygun. Fiyatına ki nezike, mesafe nezike uygun. Emniyat 1 milyar 600, 750 idi. Kirin 1 milyar 200 yoldan adı proşuna. Vira 605 esnaf ana. Vira hem dedine fırına, hem dedine mala, sabah mala, hem dedine gunda, gund tindi ben. Roje çen ton? Roje 10 ton, 15 ton. 5 ton ana göre satışıya. Mesela iki işi karında müşteriye kapırın, roi 15 tona da fırışın. Aliye Şırnak'ı roi 20 araba onu tene ve derip, kevne ve derip. 15, 20, 10, 5 ana göre vasıtın ama hem çıkayı bir fırışı mukası hem de gazın cümer atışıyız. Ama ana ve deril günde devlet kesim idi de. Kesim dedi de devlet %60'ı dedem ona %45 karar aldı ki benim vurgani bu. Ne ama %20'ye kadar zanar aldı ki %80'i dediye gündüye, gündüş karar kuttuken.